Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz, değerli öğrenciler. Bugün sizlere kalıtım konusunu anlatmaya çalışacağım. Dersimize başlıyoruz. Önce kalıtımı tanımlayalım değerli izleyicilerimiz. Anne ve baba'dan yavru bireylere genlerin nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına kalıtım veya genetik denir. Bazı kavramlar var öncelikle anlamamız gereken. Bu kavramları sırasıyla görelim isterseniz. Öncelikle karakter. Canlılarda bulunan her özellik bir karakterdir. Örneğin insanlarda kıvırcık saçlı olmak, mavi gözlü olmak, uzun boylu olmak, A Rh pozitif kana sahip olmak, esmer ten rengine sahip olmak, sarı saçlı olmak, kahverengi saçlı olmak Bunların her biri bir karakterdir, aynı zamanda bir fenotiptir değerli izleyicilerimiz. O nedenle karakterle fenotip aynı anlama gelir diyebiliriz. Bezelyelerde ise düz tohumlu olmak, mor çiçekli olmak, yandan çiçekli olmak, çiçeği tepesinde olmak, dü, e, buruşuk tohumlu olmak ee, gibi özelliklerde yine bezelyelere ait karakter yani fenotip yani dış görünüşlerdir. Fenotipin kelime anlamı da değerli izleyicilerimiz, değerli öğrenciler dış görünüş demektir. Fenotip dış görünüştür. Az önce saydığımız karakterle ilgili örnekler aynı zamanda neye örnektir? Fenotipe örnektir. Genotip ise canlının gen yapısıdır. Bir özellikle ilgili Canlının gen yapısına genotip diyoruz değerli öğrencilerimiz. Evet genotipi ikiye ayırabiliriz. Ee, şekilde de görüldüğü üzere değerli öğrenciler. Genotipi homozigot yani saftöl ve heterozigot yani melez olmak üzere ikiye ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Homo kelime anlamıyla aynı demektir. Dolayısıyla homozigot deyince aynı olan iki geni anlayacağız. Yani büyük A büyük A ve küçük A küçük A gibi. Heterozigot ise farklı demektir kelime anlamıyla. Yani Türkçe karşılığıyla melez diyoruz. Yani her iki gen birbirinden farklıdır. Büyük A küçük A olduğu gibi. Şimdi burada baskın gen ve çekinik gen kavramlarını birlikte görelim. Baskın gen nedir? Baskın gen özelliğini hem heterozigot hem de homozigot olma durumunda gösterebilen e, gene, değerli izleyicilerimiz, baskın gen diyoruz. Tekrar diyorum, özelliğini hem heterozigot hem de homozigot olma durumunda fenotipte gösterebilen gene ne diyoruz? Baskın gen diyoruz. Baskın gen nasıl harfle gösterilir değerli öğrenciler? Baskın gen tabii ki büyük harfle gösterilir. Örneğin, bezelyelerde mor çiçekli olmak baskındır. Yine bezelyelerde düz tohumlu olmak baskındır. <laughs> bezelyelerde çiçeği yanda olmak baskındır. Çiçeği tepesinde olmak çekiniktir. değerli izleyicilerimiz. Evet, ee, i̇nsanlarda kahverengi gözlü olmak yeşil gözlü olmaya baskındır. Yine e, kıvırcık saçlı olmak düz saçlı olmaya baskındır. Evet gelelim çekinik gene. Çekinik gen ise etkisini sadece homozigot olma durumunda fenotipte gösterebilen gene çekinik gen diyoruz. Tekrar ediyorum. Etkisini sadece ve sadece Homozigot olma durumunda e, fenotipte yani dış görünüşte gösterebilen gene biz ne diyoruz değerli izleyicilerimiz çekinik gen diyoruz. Çekinik gen nasıl harfle gösteriliyor? Tabii ki küçük harfle gösteriliyor. Örneğin insanlarda yeşil gözlü olmak, düz saçlı olmak e, çekinik gendir. Sıfır kan grubu olma geni A ve B kan grubu olma genine göre çekiniktir. Bezelyelerde buruşuk, buruşuk tohumlu olmak, çiçeğin tepesinde olması, beyaz çiçekli olmak e, gibi özellikler çekinik özelliklerdir değerli izleyicilerimiz. Şimdi bir de alel gen kavramı var. Alel gen kavramı üzerinde duracağım sizler için. Alel gen biri anneden gelen, diğeri babadan gelen ve aynı özelliğe etki eden genlere alel gen denir. Bu iki gene birden de alel gen çifti denir. Mesela değerli izleyicilerimiz anneden bir özelliğe ait büyük a geni, babadan küçük a geni geliyor. İşte bu iki gene aynı özelliğe etki eden bu iki gene ne diyoruz? Alel gen çifti. Örnek veriyorum büyük A kahverengi göz geni ise küçük A yeşil göz geni. Dikkat ederseniz ikisi de göz geni. Yani göz rengine etkeden yani aynı özelliğe etki genlerdir bunlar. Biri anneden biri babadan gelen bu genlere biz alel gen denir. Şimdi burada bir şeyi vurgulamak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bizim her bir özelliğimizle ilgili iki gen bulunur. Yani saç şeklimizle ilgili iki gen, göz rengimizle ilgili iki gen, kan grubumuzla ilgili iki gen, e, ten rengimizle ilgili iki gen olmak üzere. Aklımıza gelecek her bir genetik özelliğimizle ilgili iki gen bulunur. Bu iki genden, değerli izleyicilerimiz, biri annemizden, biri babamızdan gelir. İşte... Aynı özelliğe etkeden, biri annemizden, biri babamızdan gelen bu genlere biz ne diyoruz? Alel gen diyoruz. Ya da ikisine birden, bu iki gene birden alel gen çifti adını vermiş oluyoruz. Şimdi kalıtım biliminin kurucusu Mendel'dir değerli izleyicilerimiz. Neden? Çünkü Mendel diğer e, bilim adamlarından farklı olarak kurucusu. E, kalıtımda yaptığı çalışmaları olasılık hesaplarına yani matematik hesaplarına dayandırmış. O nedenle e, diğer bilim adamlarından ayrılıyor ve bulmuş olduğu çaprazlamalar sonucunda bulmuş olduğu kanunlar Mendel kanunları olarak e, bilim tarihine geçmiştir. Mendel çaprazlamalarında biliyorsunuz e, bezelyeleri kullanmış. Neden çünkü bunun birçok avantajı var. İşte kolay yetiştirilebilmesi, yani bir yılda birkaç kez ürün alabilmesi, yabancı tozlaşma yapmaması, gözlemlenebilecek çok fazla sayıda özelliğinin olması, işte mor çiçekli, beyaz çiçekli, ee, buruşuk tohumlu, düz tohumlu, yandan çiçekli, ee, tepe, çiçeği tepesinde olan, çiçeği yanda olan. Gibi uzun boylu, kısa boylu gibi değerli izleyicilerimiz birçok gözlemlenebilen özelliği olduğu için ve birçok özelliklerden dolayı Mendel bezelileri ne yapmıştır, tercih etmiştir. Değerli izleyicilerimiz Mendel çaprazlamalarında öncelikle e, fenotipleri farklı fakat homozigot yani saf döl olan iki bezelyeyi alarak çaprazlamıştır. Örnek verecek olursak mesela büyük A mor çiçekli bezelye geni, küçük A beyaz çiçekli bezelye geni. Homozigot mor çiçekli bezelye ile homozigot beyaz çiçekli bezelyeyi alıp çaprazlıyor. Çaprazlamak demek döllemek demektir. Yani birinin spermiyle diğerinin Değerli izleyicilerimiz yumurtasının birleşmesine biz döllenme yani çaprazlama diyoruz. Burada bitkilerde tabii ki polen içerisinde bulunan sperm çekirdeği var. Değerli izleyicilerimiz yani erkek üreme hücresi. E, yine e, dişi üreme hücresine de e, yumurta adını veriyoruz. Şimdi e, biliyorsunuz ki şurada gösterdiğimiz büyük A büyük A ve küçük a küçük a eşey ana hücresidir. Neymiş? Eşey ana hücresi. Peki eşey ana hücrelerinden hangi olay sonucunda ne oluşacak? Mayoz bölünme sonucunda sperm ve yumurta oluşacak. Tekrar ediyorum. Eşey ana hücresinden mayoz bölünme sonucunda sperm ve yumurta oluşacak. Evet şimdi mayoz bölünme sonucunda hatırlarsınız 7. sınıf konusu bu. E, İken kromozomlu eşey ana hücresinden en kromozomlu eşey yani sperm ya da yumurta hücresi meydana gelir. Yani kromozom sayısı ne yapar? Yarıya iner. Öyleyse buradaki 2 en, iki kromozomdan 2 genden biri gelecek. Peki aynı yazı tura gibi iki tarafı yazı olan para gibi düşünelim. İki tarafı yazıysa yazı gelme ihtimali nedir? Yüzde yüzdür değil mi? Onun gibi büyük A büyük A bu da gelse bu da gelse sonuçta ee, üreme hücresine büyük A gelecek. Burada ise küçük A küçük A olduğu için %100 küçük A gelecek üreme hücresine. Bunlar üreme hücresi. Yani biri spermse biri yumurta diyebiliriz. Dolayısıyla hangi spermle hangi yumurta döllenirse döllensin sonuçta döllenme sonucunda oluşacak bireyler büyük A küçük A olacak. Yani yüzde %100 büyük A'nın özelliği olan mor çiçekli ama genotip olarak heterozigot yani melez bireyler oluşacak. Ve Mendel bu çarpazlama sonucunda oluşan bezelyelerin tamamına birinci kuşak bezelye demiş değerli izleyicilerimiz. Birinci kuşak bezelyeler. Öyleyse tekrar ediyorum. Homozigot saf döl mor çiçekli bir bezelye ile homozigot yine saf döl Beyaz çiçekli bir bezelyenin çaprazlaması sonucunda elde edilecek bireylerin tamamı %100'ü mor çiçeklidir. Ancak genotip olarak e, heterozigottur. Yani beyaz çiçek genini çekinik olarak, gizli olarak taşıyorlardır. Ama hepsi %100 mor çiçeklidir değerli izleyicilerimiz. Evet, Mendel değerli izleyicilerimiz birinci kuşak olan yani büyük A küçük A olan iki bezelyeyi almış değerli izleyicilerimiz bunları kendi aralarında çaprazlamış. Çaprazlama sonucunda neler olmuş bunları göreceğiz. Şimdi değerli izleyicilerimiz e, bunlar eşey ana hücresi. Eşey ana hücresinden ne meydana gelecek? Üreme hücreleri meydana gelecek. Yani sperm ve yumurta. Şimdi az önce demiştik ki mayoz bölünme sonucunda 2 en kromozomlu hücreden en kromozomlu üreme hücresi meydana gelir. Yani 2 genden biri gelecek. Yine yazı ve tura gibi düşünelim. Yazı tura olan paranın yazı gelme ya da tura gelme ihtimali nedir değerli izleyicilerimiz? 1 bölü 2'dir değil mi? Aynen onun gibi. Büyük A küçük A ise büyük A gelme ihtimali üreme hücresine 1 bölü 2... Küçük a gelme ihtimali 1 bölü 2. Yine buradaki eşey ana hücresinde büyük a gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük a gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Şimdi değerli izleyicilerimiz burada bakın şunlar eğer spermse bunlar yumurta oluyor. Peki bu spermlerle bu yumurtaların dönlenme ihtimalleri nedir? Şimdi bunlar üzerinde duralım. Eğer bunlar spermse bunlar yumurta tablo halinde yazalım. Şimdi ee, bu spermle bu yumurta döllenebilir. 1. O zaman ne olur? 1 bölü 4 ihtimalle büyük A büyük A. Şimdi söyle, şöyle söyleyelim. Bu spermle bu döllenebilir. Bu spermle bu yumurta döllenebilir. Bu spermle bu yumurta döllenebilir. Bu spermle bu yumurta döllenebilir. Dolayısıyla 4 ihtimal var. 4 ihtimalden her birinin gerçekleşme ihtimali 1 bölü 4'tür. Öyleyse... Bununla bu döllendiğinde, üreme hücreleri sperm ve yumurta döllendiğinde 1 bölü 4 ihtimalle büyük A büyük A. Bununla bu döllendiğinde 1 bölü 4 ihtimalle büyük A küçük A. Bununla bu döllendiğinde yine 1 bölü 4 ihtimalle büyük A küçük A. Bununla bu döllendiğinde 1 bölü 4 ihtimalle küçük A küçük A. Evet böylece bireylerin oluşma ihtimallerini ortaya çıkarmış olduk. Mendel bu ihtimallerle oluşan bireylere ne diyor değerli izleyicilerimiz? İkinci kuşak diyor. İkinci kuşak. Daha önceki çaprazamaya ne diyordu? Birinci kuşak diyordu. Şimdi fenotip ve genotipine bakalım. Fenotip dış görünüş, genotip gen yapısı demektir. Şimdi büyük A, büyük A'da dış görünüş büyük A'dır. Yani büyük A dediğimiz neydi? Mor çiçekli. Yine büyük A, küçük A mor çiçekli. Büyük A, küçük A mor çiçekli. O zaman dört ihtimalden üçü mor çiçekli sadece bir tanesi. Bakın o da bu değerli izleyicilerimiz. Nedir? Beyaz çiçeklidir. O zaman fenotip nedir? 3 bölü 4 mor çiçekli, 1 bölü 4 beyaz çiçekli. Şuna dikkat edelim. Bu, bu kişinin, bu bezelyenin atalarının her ikisi de mor çiçekliydi. Mor çiçekli, mor çiçekli olmasına rağmen beyaz çiçekli bir bezelye eğer bir tane bile oluşuyorsa bu beyaz çiçek geninin hem annede hem babada her ikisinde de bu gen var demektir değerli izleyicilerimiz. Çekinik olarak var demektir. Bunu belirtmiş oluyoruz. Evet genotip söyledikten sonra gelelim. Fenotip söyledikten sonra genotipe geçelim. Genotip neydi? 1 bölü 4 büyük A büyük A. 1 bölü 4 büyük A küçük A. 1 bölü 4 büyük A küçük A. Dikkat ederseniz şu ikisi birbiriyle nedir? Aynıdır. Aynı olanları topluyoruz. 1 bölü 4. 1 bölü 4 daha ne yapar? 2 bölü 4. 2 bölü 4 ne demek? 1 bölü 2 demek değil mi? Öyleyse 1 bölü 4 ihtimalle büyük A büyük A yani homozigot e, saf döl. 1 bölü 2 ihtimalle e, heterozigot saf döl görünümlü 1 bölü 2 ihtimalle ve 1 bölü 4 ihtimalle homozigot çekinik bireyler meydana gelir. Mendel buna ne diyor? İkinci kuşak bezeleler diyor değerli izleyicilerimiz. Peki şimdi gelelim değerli izleyicilerimiz, değerli öğrenciler. insanlarda cinsiyet kalıtımına. Şimdi bizim her bir vücut hücremizde 46 adet kromozom vardır. Bu 46 adet kromozomun 44'ü vücut hücresi, 2 tanesi de cinsiyet kromozomudur. İki çeşit cinsiyet kromozomu vardır. Bunlardan birincisine X, diğerine Y diyoruz. X hem dişide hem erkekte bulunur. Y ise sadece erkeklerde bulunur. Değerli izleyicilerimiz. Şimdi e, eşey ana hücresi dediğimiz Hücrelerde 46 adet kromozom var. Erkeklerde bu 44 artı XY'dir. Dişilerde yani annelerde 44 artı XX'dir. Şimdi bunlardan 2n kromozomlu. Bakın bunlar 2n kromozomlu. Unutmayın 2n. 2n kromozomlu eşey ana hücrelerinden n mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu sperm ve yumurta hücreleri meydana gelecek. Ve kromozom sayısı ne yapacak? Yarıya düşecek değerli izleyicilerimiz. Şimdi erkeklerde 44 artı X Y olduğu için dikkat ederseniz iki çeşit cinsiyet kromozom var. Öyleyse yazı tura gibi sperm hücresine vücut kromozomlarının yarısı 44'ün yarısı 22 gelirken şimdi bazı spermlere X gelebilirken bazı spermlere Y gelebilir. Öyleyse sperm hücreleri cinsiyet kromozomu yönüyle kaç çeşittir dersek ne diyeceğiz? İki çeşittir. X taşıyan spermler, Y taşıyan spermler. Ve bunlar da yine yazı tura gibi iki çeşit olduğu için her birinin gelme ihtimali üreme hücresine, sperme yüzde ellidir. Yani bir bölü ikidir. Dişilerde ise tek çeşit biliyorsunuz ki Cinsiyet kromozomu var. O da X. XX. E bu da gelse, bu da geçse X'lik geleceği için değerli izleyicilerimiz. Dişilerdeki cinsiyet kromozomu %100 X taşıyan yumurta hücreleri olacak. %100 X taşıyan. Başka bir ihtimal yok. Öyleyse ya X taşıyan spermle X taşıyan yumurta dölenecek. Ve 44 artı XX olan dişi meydana gelecek değerli izleyicilerimiz. Ya da e, X taşıyan yine yumurtayla Y taşıyan spermin döllenecek. 44 artı X'ye erkek meydana gelecek. Dolayısıyla iki ihtimal var. Ya 44 artı XX ya 44 artı X'ye. Öyleyse iki ihtimal olduğuna göre her bir ihtimale meydana gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Buradan da şunu anlıyoruz ki değerli izleyicilerimiz. Bir e, insanın kız ya da erkek olma ihtimali yüzde ellidir. Bu her bir çocukta aynıdır. Bazen sorularda şaşırtmak için derler ki işte bir insanın ilk üç çocuğu e, kız çocuğu olmuştur. Dördüncü çocuğunun erkek olma ihtimali nedir diye sorulur. E, yine yüzde ellidir. Neden? Çünkü her bir e, çocuk için ihtimal, aynıdır diyoruz. Bir de şuna vurgu yapıyoruz özellikle değerli izleyicilerimiz. Burada kız ya da erkek olmayı belirleyen anne midir, baba mıdır? Cevap babadır. Çünkü kız ya da erkek olmayı belirleyen babadan gelen sperm hücresinin içerisinde bulunan kromozom belirliyor. Çünkü bazı spermler X bazıları Y taşıdığı için X taşıyanla yumurta döllenirse kız, Y taşıyan spermle yumurta döllenirse erkek oluyor. Öyleyse tekrar vurguluyoruz. Cinsiyeti babadan gelen sperm hücresindeki kromozom belirliyor. Annede tek çeşit X var. Cinsiyeti belirleyen babadır diyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Evet, konumuzun son bölümünde akraba evliliğini anlatacağım değerli izleyicilerimiz. Öncelikle akraba nedir? Akraba Aralarında kan bağı bulunan kişilere akraba denir. Mesela amca çocukları, teyze çocukları, hala çocukları, daya, dayı çocukları birer akrabadır. Ee, şimdi akraba evlilikleri sakıncalı mıdır değil midir? Bunun üzerinde duracağız. Ondan önce e, değerli izleyicilerimiz şunu söylemek istiyorum ki e, genetik hastalıklar işte e, orak hücreli anemi gibi kan hastalığı, işte yapışık kulaklılık gibi veyahut da yapışık kulaklılık gerçeğinde çok önemli bir şey değil, altı parmaklılık gibi birçok hastalık çekinik olarak taşınıyor. Çekinik bir genle taşınıyor. Şimdi akraba olan bireylerde çekinik genlerin bulunma ihtimali e, yabancı insanlara göre daha fazla olduğu için e, bu çekinik genler tabii ki Akraba olan insanlar evlendiğinde çocukta ortaya çıkma ihtimalleri vardır. Bu nedenle akraba evliliği sakıncalıdır diyoruz. Burada yalnız özellikle şunu belirtiyoruz. Eğer o genetik hastalık gene varsa ortaya çıkar. Yani olmayan bir şey tabii ki ortaya çıkmayacaktır. Ee, yani şunları söylemek yanlıştır. Bazen sorularda çıkar. İşte akraba evliliği sonucunda doğan çocuklar kesinlikle genetik hastalıklı olur denmişse bir soruda bu yanlış bir ifadedir. Hayır, kesinlikle olur diye bir şey yok. Sadece akraba evliliklerinde genetik hastalıkların oluşma ihtimali yabancı iki insana göre daha yüksektir. Ha bunun dışında yabancı iki insanın evliliğinden hiç genetik hastalığı olan çocuk doğmaz mı? Tabii ki onda da doğabilir. Burada sadece vurgulamamız gereken şey akraba evliliğindeki doğan çocuklarda ihtimal yabancı kişilere göre daha yüksek olmasıdır. O nedenle akraba evliliği sakıncalıdır diyoruz e, değerli izleyicilerimiz. Evet böylece kalıtım konu anlatımını bitirmiş oluyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer Atasever Akademi'ye abone değilsek abone olmayı. Daha önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız. E, hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Umarım hepiniz okullarınızda yüz alırsınız. LGS sınavında istediğiniz okullara yerleşirsiniz. Ben Sinan Atasever hepinize selamlar söylüyorum. Hoşçakalın.